Herkese merhaba tekrardan. Şimdi Zeki Yakup'un ikinci video kısmına geçtik değil mi Poyraz? Evet. Bu sefer şu iki tane kübümüz var. Renkleri hoşumuza gittiğimiz için bu iki kübü seçelim. Bunu istersen Poyraz sen karıştır önce. Ben de bu kübü karıştırayım. Tek tek yeni başlayanlar için adım adım nasıl çözebiliriz onu anlatalım. İstersen boz sen. Ben de bozuyorum. Şimdi ben bozdum. Tamam, bekle beni. Getireceğim. Ben de iyice karıştırayım ben. Hile olmasın değil mi? Hemen karıştıralım şimdi. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra ilk küpe başlayanlar için bir kural vardır. Beyaz karşısında sarı vardır. Kırmızının karşısında da turuncu vardır. İlk yapılması gereken bu beyaz kısımda bir artı yaratmamız lazım. Şurayı karıştırayım. Şöyle bir beyaz artıyı yapmamız lazım. Ortadaki renklerle aynı olacak. Mesela her şeyi ben beyazları aşağı alıyorum genellikle. Beyaz burada, mavi var. Mavi beyazı getirdiğim zaman bunu çevirdiğimde şurası oldu. Sonra başka ortada beyaz olan neresi var? Burası var. Kırmızı beyazmış. Bunu da ayarladık. Hop, bu da hazır oldu. Diğer ortası beyaz olan turuncu. Bunu da aşağı aldım. Turuncuya götürdüm. Renkler tutmadı. Bu yüzden ne yapıyorum? Bunu yana alıyorum. Karşısına getiriyorum. Çeviriyorum ve eski halini alıyorum. Burası tamam. Tek bir yeşilimiz kalmış. Yeşili buraya aldığımda gene yeşil gelmedi. Bunu böyle çevirirsem olmuyor. O yüzden bunu önce yanına alıyorum. Sonra yukarı çekiyorum. Sonra tekrar eski halini alıyorum. Şimdi bir beyaz artımız var. Var mı sorun? Benim bir tane sanki var diyeceğimdim. İndirmen nasıl oluyor diyelim ki. Onu da anlatalım istersen. Dedim ki yaptım ama şu an görmüyorum. Yaklaştır, küpü yaklaştır. Gözükmüyor çünkü. Evet. Nasıl yapılır? Neyi diyorsun? Mesela bununla bunu aşağı tamam. İndiriyorsun. Şöyle yapıyorsun, çeviriyorsun. Beyaz İniyor. Oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi artı yaptıktan sonra şu köşe renkleri doğru hale getirmemiz lazım. Hani burası beyaz aşağı bakacak. Beyazların aşağı bakması lazım. Bunun için eğer yukarıdaysa sağ üst köşede tutacağız bunu. Beyazın dışındaki iki renge bakıyoruz. Mavi ve turuncu. Mavi ve turuncu olan köşeyi buluyoruz. Mavi, turuncu, mavi, turuncu. Sağ el kuralı var. Sağ el kuralımız neydi Poyraz? İleri. İleri. Çevir. Çevir. Aşağı indir. Düzelt. Ve yerine gitti. Gitmese tekrar ediyoruz. Bunu bakalım mesela. Yeşil kırmızıyı bulacağız. Yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı. Bir sağ el kuralı kullanacağız. Saat yönünde. Saat yönünde. Hop çevirdik. Bu da yerine gitti. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Bir kere saat yönünde. Olmadı. Bir daha. Olmadı. Bir daha. Olmadı. Bir daha. Olmadı. En kötü ihtimal 6 hamlede bu doğru yerine gider. O yüzden hani pes etmeyin. Beyaz aşağı iner. Mühim olan diğer iki rengin doğru köşede olması önemli. Benim bir tane köşem kaldı. Mesela yeşil ve sarı. Bunu bir kere yukarı alalım. Doğru yerdeyiz ama tekrar ediyoruz. İleri çevir ve yerine geldi. Şuradaki ters T diyelim ya da şöyle T harflerinin her bir alanda görmemiz önemli. Bu durumda asıl kısmı geçmiş olduk. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Evet, söylemek istediğim şey varsa. Şunu nasıl yapıyorduk? Onu da sağ el kuralıyla yapıyoruz. Yardımcı olayım mı? Şimdi evet. Sen burada artıları doğru yapmışsın. Evet, renkleriyle doğru. Şimdi bunu yukarı almamız için beyaz aşağıda bakarken sağ el kuralı. Hop. Evet, Poyraz'ın küpünde şu sarı köşeyi nasıl aşağı indiririz diye sorduyduk değil mi Poyraz? Evet. Sağ el kuralı dediğimiz kuralı uygulayacağız. Ama önemli olan iki rengin doğru köşede olması lazım. Şu an bu doğru köşede değil. Çünkü turuncu ve yeşil olan yerlere gitmemiz lazım. Hemen bu köşede gördüğün gibi. Burada ortadan tutup bir kere sağa yavaş gösteriyorum. Doğru yerde değil. Beyaz aşağı inmedi hala. Bir daha hop aşağı indi. Aynı şekilde buraya geliyoruz. Önce bunu yukarı çıkarmam lazım. Yukarı çıkardım. Yeşil ve kırmızıyı bulacağız. Burada da bir daha sağ, sağ, sağ.
Bu da tamam. Şimdi bu köşe kaldı. Bu yanlış yerde. Gördün mü? Bak turuncu mavi. Bunu bir önce bir yukarıya alalım. Aldık. Turuncu maviye gidiyoruz. Turuncu mavi. Sağ, sağ, sağ. Beyaz aşağı inesiye kadar bu hamleyi yapıyoruz. Bunu hızlı yaparsanız zaten 2-3 saniyede yerine gelmiş oluyor. Sadece şu köşe kalmış. Doğru yerdeyiz. Bu hamleyi birkaç kez tekrarlıyoruz. Gördüğün gibi senin de küpün şu an beyaz yukarıda baktığımız zaman bir T harfi olmuş oldu. Bir sonraki alana geçelim. Şimdi ikinci katmanı yani orta katmanı yapacağız. Orta katmanı yapabilmemiz için şu köşelerin doğru yerde olması lazım. Yukarısı beyazdı. Pardon, sarı renkli beyaz aşağıda. Öncelikle mesela turuncu mavi var. Şu turuncuyu buluyoruz. Turuncu burada. O zaman turuncunun karşısına getiriyoruz bunu. Yani burası turuncu orta nokta benim referansım. Bu turuncu karşılıklı bakıyor. Diğer renk de öbür rengin karşısına gelmeli. Tamam mı? Yani üst renkler aynı olacak. Bu durumda şunu yapıyoruz. Bu sağ tarafta kaldığı için üst renk. Önce bir sağ el kuralı dediğimiz kuralı. Az önce yaptığımız. Sonra küpü bir kere çeviriyoruz. Bu sefer de sol el. Yani sağ ile yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Tekrar eski yerine aldım. Şu köşeyi düzelttim. Başka neresi var? Kırmızı, yeşil var. Buralar hep sarı olması gerektiği için sarı dışındakilere bakıyorum. Ortalara bakıyoruz şu an. Köşelerle ilgilenmiyoruz. Kırmızı ve yeşile bakıyoruz. Kırmızı, kırmızı burada. Kırmızıyı öncelikle karşılıklı getirdim. Yeşil nerede? Sağda. O zaman onun karşısına aldım yeşili de. Önce sağ. Sonra çevirdik. Bir kere de sol hareket. Gördüğün gibi bu da yerleşti. Şu an bu köşemiz var. Mavi, kırmızı. Mavi karşılıklı güzel. Kırmızı da karşısına gelmeli. Önce sağ, sonra sol el kuralı. Başka ne renk var? Sarı dışında. Turuncu, yeşil. Şimdi burası doğru gibi gözüküyor ama yanlış. Turuncuyu karşıya aldık. Yeşil solda. Bu sefer bu solda olduğu için sağ elle başlamıyoruz. Sol elle başlıyoruz. Bir, çevirdik. İki. İkinci katmanların tamamı hazır oldu. Şimdi burası tamamladık. Senin küpünü de istersen hızlıca yapalım. Hemen demin bahsettiğim kırmızıyı karşıya aldım. Mavi bu tarafta. Önce sol, sağ. Onun dışında kırmızı ve yeşil vardı. Kırmızıyı karşıya aldık. Yeşil solda. Bir. Hop. Bu da tamam. Turuncuyu karşıya alalım. Mavi. Bu da tamam. Bir tane kaldı. Yeşili karşılıklı aldık. Önce sağ, sonra sol. İkinci katmanlarda bu şekilde hazır oldu. Şimdi asıl kısım üst taraf. Üst tarafta öncelikle şu sarıya bakıyoruz. Şimdi senin sarı şeklin nasıl? Şimdi birkaç versiyonda gelebilir. Yukarıda bir tane sarı kalabilir ortada. Ya da böyle bir ters L olabilir. Ya da böyle bir düz çizgi olabilir. Eğer düz bir çizgi ise bunu paralel tutacak şekilde nereden baktığınızın hiçbir önemi yok. Bunu bir kere önü çeviriyorsunuz. Sonra bir kere sağ el kuralını yapıyorsunuz. Hep sağ el kuralını kullandık dikkat ettiyseniz. Ve eski yerini alıyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir artı işaretini yapmamız önemli. Şimdi eğer tek sarı olsaydı yukarıda veya böyle ters L olsaydı yine aynı hareket. Ama bu sefer bir kere değil, iki kere yapıyoruz. Bir, iki. Sonra düzeltiyoruz. Yine artı işaretine geldi. Tamam. Şimdi gelelim üst katmanda. Evet, sarılar oldu. Şimdi bakacağımız yer köşeler. Şu ortalara hiç bakmıyoruz. Köşeleri aynı renkte mi? Sarı dışındakilere bakıyoruz. Şimdi ben buna baktığım zaman kırmızı mavi doğru köşede değil. Turuncu mavi doğru köşede değil. Kırmızı yeşil doğru köşede değil. Bu da doğru köşede değil. O yüzden üstü bir kere çevirdim. Kırmızı mavi doğru köşede. Bu yanlış. 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 Bir kere daha çevirelim. Yanlış oldu bu. Bu doğru oldu. Bu doğru oldu. Bu yanlış oldu. Görüyor musunuz? Yeşil. Bu köşeler doğru renkte. Burada iki tane doğrunuz, iki tane yanlışınız olması en önemli kısım. Evet, yani genellikle iki doğruyu bulmanız lazım. Doğrular her zaman sola alıyoruz. Bazen çaprazsa da çaprazda doğrular olması lazım.
Buyur Baracığım. Bende de şu an öyle oldu. Sendeki doğrular nasıl? Bakalım mı? Getir. Evet, bir tanesi komple doğru. Nerede doğru? Bu doğru. Doğru. Şurada. Bu yanlış. Bu doğru. Bu doğru komple. Yani sende de mesela çapraz doğru gelmiş. Bakın çok güzel. Mavi turuncu doğru yerde, kırmızı yeşil doğru yerde. Çapraz doğru. Yan yana doğrusu yok. Çapraz doğruysa çapraz doğrular sol alt ve sağ üst olacak şekilde tutuyoruz. Benim küpte yaptığım gibi çıkarsa da solda kalıyor. Yani zaten iki varyasyon çıkabilir. Ya böyle gelir ya böyle. Küpleri böyle tutmamız önemli. Şimdi algoritmayı yapacağız. Algoritma böyle durduğu zaman sarı yukarıda bakarken ortadan tutup 3 kere sağ el kuralını yapacağız. 1, 2, 3. Sonra çeviriyoruz. 3 kere de sol el. 1, 2, 3. Şimdi köşeleri tekrar kontrol ediyorum. Mavi kırmızı doğru yerde. Yeşil kırmızı doğru yerde. Turuncu yeşil doğru yerde. Yani şu an bende köşelerin hepsi doğru yerlerde gözüküyor. Bu artıyı yaptıktan sonra şimdi köşeler doğru yerdeyse sarıyı aşağı alıyoruz. Yapacağımız nokta burada sarıları aşağı indireceğiz. Renklerin nereye baktığına önemsemeden. Sarıyı aşağı alalım. Yine sağ el kuralıyla. Burada çok önemli bir nokta var. Bunu yaptık ya. Bu kırmızıyı eğer bize ne bakıyorsa rengi asla değiştirmiyoruz. Sadece altı hareket ettiriyorum. Yanlış olan yerlere gelince sarıyı aşağı alıyorum. Renklerin doğru sıralamaması hiç önemli değil. Tekrar bir sarımız daha var. Evet, sarıyı da yerine aldık. Hop, birleştirdik. Ben de şans eseri bir anda hızlı bir şekilde oldu. Ekstra bir hareket yapmama gerek kalmadı. Sendeki küpe bakalım Poyraz. Ben de bu sefer şu ikisi doğru oldu. Bu ikisi yanlış oldu yine. Tamam, tek bakalım. Tek sağ el kuralını 3 kez yapınca. Evet, şimdi biz artıyı yaptıktan sonra ama burada mesela beyazın durduğu yer yanlış. Beyazı aşağı alacağız tekrar. Evet, beyazı aşağı aldık sağ el kuralıyla. Şimdi tekrar bakıyoruz. Kırmızı yeşil doğru. Mavimiz yok, yanlış. Doğru. Evet, çapraz doğru. O zaman ne demiştik? Çapraz doğruysa böyle tutacak şekilde 3 kere sağ çevir. 3 kere de sol. Şimdi tekrar kontrol ediyoruz. Turuncu maviyi buraya alalım. Şurada. Bu doğru. Doğru. Yanlış. Kırmızı yok burada. Yanlış. Doğrular solda tutup 3 kere sağ, 3 kere de sol. Şimdi artıyı yaptık ve renkler şu an kırmızı, yeşil hepsi doğru yerlerine gitti. Ters çeviriyorduk. Sarı altta kalıyordu. Bir yüzeyi seçiyorduk. Hangi yüzeyi seçelim burada? Mesela mavi olsun. Sarıları aşağı alacağız. Sarı aşağı inesiye kadar sağ el kuralını kullanıyoruz. Diğer renklerin yerinin hiçbir önemi yok. Çevir. Sarıyı tekrar aşağı alacağız. Sarıyı tekrar aşağı aldık. Burası da yanlış. Bunu da düzeltelim. Bir daha burası. Evet, sarılar yerlerinde. Mesela sende güzel bir örnek çıktı. Bir yüzey tam doğru. Diğer yüzeylerde ise ortalar yanlış. Buradaki kural hep tek yönde de yapabilirsiniz ama ben kırmızı eğer sola taşımak, maviyi buraya taşımak istiyorsam burası biraz karışık gibi gelebilir ama gene sağ el ve sol el kullanacağız. Kural şu. Bir kere sağ. Yüzeyi değiştirmiyorum. Bir kere sol. 5 kere sağ, 5 kere sol yapacağız. İşte burada hata yaparsanız en başa dönersiniz. Hata yapmamaya çalışın. Yukarıdan zaten yüzeyin saymasanız bile doğru geldiğini göreceksiniz. 5 kere de sol yapacaktık. 1, 2, 3, 4, 5. Ve küpümüz bu şekilde tamamlanmış oldu. Yeni başlayanlar için, el pratiği yapmalar için bunu kullanabilirler. Bunu çok sık çözdüklerinde zaten oldukça hızlanacaklar. Yapması o kadar da ne derler keyifli gelecek. Hatta şöyle bir örnek de verelim. Mesela yapılı bir küpte hep sağ el kuralını yaparsanız ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6. hamlede tekrar eski haline gelir. Yani hamleyi hep
dururken sahil kuralını alt kez kullanırsanız ilk yaptığınız halde gelmiş oluyor. Bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Var mı diyeceğim Şepoyraz? Bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.